Ülkenin durumu meydanda. Vatandaşa, vatandaşa oy verin. Mesela ne var ülkenin durumunda? Evet, vatandaşa oy verin, ekonomi düzelecek dediler mi? Dediler. Bu millet Tayyip Erdoğan'a ne istediyse verdi. Hacı abi. Bu millet Tayyip Erdoğan'a ne istediyse vermedi mi? Verdi. Oy verin dedi, verdi. Başbakan yaptı, belediye başkanı yaptı, cumhurbaşkanı yaptı, yetkim yetmiyor dedi, verdi. Ne istediyse verdi. Sonunda ne yaptı? İnsanları burada çadırlarda soğan patates kuyruğuna soktu mu? Soktu. Türkiye'de tüm fabrikalar satıldı mı? Abi satıldı. Bu kadar işsiz. Üniversiteyi bitiriyor çocuklar. Bunu da bir kenara bıraktık. FETÖ FETÖ diyorlar. FETÖ'ye cumhurbaşkanı çıkıp biz ne istedik de verdik demedi mi? Dedi. Kendi açtığı okullarda yetişen çocukları, annesini babasını cezaevine atıyor. Günahı olmayanları. İlk önde Tayyip Erdoğan'ın kendisi cezalanması lazım bu ülkede. Neden? Ülkeye girmesi gerekirse. Beni de atsın. Beni de. Ben FETÖ'nün okuluna gittiysem, ben FETÖ'cüysem beni de atsın. Abi çok kızgın. Ben ülkenin vatandaşıyım. Abi, ben cumhurbaşkanı. Ben bu ülke. Abi çok kızgın. İşlemedim. Çok kızgınsın. Neden? Hükümete kızgınım. Neden işte? Ben de işten çıkarılmışım. İşsizim. İki senedir iş arıyorum. Çocuk iş arıyor. Üniversiteli iş arıyor. Genç iş arıyor. Yaşlısı, emeklisi kendilerine sıra geldi mi 70 milyar, 100 milyar maaş alıyorlar. Ne güzel ya. Bizim Artvinliydi bak. Bakan çıktı. Dedi ki o zaman askeri ücretle nasıl geçinemez? Kendi diyor ki ondan sonra çıktı, ben dedi 16 milyarla geçinemiyorum. Faruk Çelik, Sosyal Çalışma Bakanı Artvinliydi. Evet. Bizim Kadir Topbaş, belediye başkanı. O biri. Belediye başkanları ne aldı? Ulan AK Partili'nin kendi seçmenini sorgulaması lazım ya. Bundan önceki başbakan %48 oy verdiler. Darbe yaptı. Cumhurbaşkanı aldı. 49,5. %49,5 oy aldı. Cumhurbaşkanı darbe yaptı. Darbe, o da darbe değil mi ya? Seçilmiş adamı aldı aşağıya. Kendi adamını getirdi. Böyle bir şey ama yok. Ama Davut orada istifa etmeseydi efendim. Hayır deseydi. Davutoğlu kendisi kabul etti. Ne yapsın Erdoğan? Davutoğlu kabul etmeseydi. Ben istifa etmiyorum. 49 oy almışım dedi. Balıkesir belediye başkanı çıktı dedi ki aileme varan adam tehdit edildi. Adam ağlayarak istifa etti. Buyur. Tehdit mi var? Ben demiyorum bunu. İstifa eden belediye başkanı dedi. Televizyon ekranlarında dedi. İkinci sorumuz da şu. FETÖ'nün siyasi ayağı neden araştırılmıyor? Tayyip Erdoğan. Nasıl anlamadım? Nasıl Tayyip Erdoğan? Siyasi ayağı Tayyip Erdoğan. Ben mi o generalleri içeri attım? Ben mi attım o generalleri içeri? Bu ülkede generaller Ergenekon, Balyoz bunları bu vatandaşı hiçbiri seyretmiyor mu? Ne diyorlar? Kendi televizyondan çıktı, Allah'tan millet şeyden özür diledi, kurtuldu. Gariban vatandaş da cezaevinde yatıyor. 20 lira para yatıran adam banka asacağının kurdalasını kendi açmış, kendi kesmiş. Tansiyonlarla beraber. Abi sadece 20 lira yatıran alınır mı ya? Sadece başka şeyler de vardır orada. Baylok, maylok da vardır yani, bir 20 liraya olmaz. Bayrak böyle varsa bugün Bekir Bozdağ, Bülent Arıç, bunlar niye dışarıda? Ayrımcılık mı yapılıyor? Ankara şey için Bülent Arıç televizyonda çıkıp da demedi mi ki Ankara Belediye Başkanı Melik Gökçek için bu Ankara'yı parsel parsel sattı diye. Nerede bu ülkenin gerçek cumhuriyetçi hakimi savcısı? Ha? Adam diyorum, anlarını karıştırırım ondan, çıksın onlar tutuklasın. Çok sinirlisin. Sıra geldiği zaman ne kolay içeri atıyorlar ya. Ondan abi son soru, gelir. Tiyatro olayı için ne düşünüyorsun? Liderlerin eşi. Ben abi tiyatro, ben bak abi ben partiyi savunmuyorum. Evet. Ben partiyi savunmuyorum. Ben bugün iyi yaşamak istiyorum. Ben A partisi, B partisi yanlış yapan hangisi olursa olsun bu ülkede cezalandırılır. Çünkü halk bilinçli olsa... Adalete sıkıntı mı var? Benim adamım, senin adamım demedikten sonra biz gerçekten yanlışın karşısında yanlışa yanlış, doğruya doğru dediğimiz sürece biz iyi yönetiriz. Bir bak Allah, Allah bize öyle bir coğrafya vermiş ki Türkiye Cumhuriyeti gibi bir devlet dünyada yok. Tüm dünya gözü bize. Ama bize idareciler vermemiş abi. Biz niye bugün budur? Bugün Avrupa'daki bir emekli bir aylık maaşıyla geliyor benim ülkemde 5 ay 6 ay tatil yapıyor. Benim ülkemdeki bir emekli bir kendine otobüs bileti alamıyor ya. Şimdi çıkmışlar hak, hukuk, adalet diyorlar. 550 milletvekili 600 tanesine sesleniyorum. Tayyip Erdoğan birinci dönem geldi. Ne güzel kısıtlamaya gitti. Bak bir şeyler yaptı ülkede. Amin. İlk döneminde. Ama meğerse bizim gözümüz bozuk oymuş. Çünkü bu adama verilen görev, Orta Doğu'nun başkanlığı yapıyor. Orta Doğu'yu parçalama. Ve bu iktidara geldikten sonra Suriye'nin durumu, Mısır'ın durumu, Libya'nın durumu. Bunları Irak'ta gördüler. Suç Erdoğan mı? Evet. Neden? Hepsinin altında. Evet, yemin ediyorum. Irak'taki... Abi çok kesin konuşuyorsun. Kesin bildiğim için konuşuyorum. Bildiğim için konuşuyorum. Abi ne olacak Türkiye'de Ali? Türkiye'de ne olacak? Ben ne diyorum? Sen şu an Cumhurbaşkanı ne yaparsın? Yani ne yapabilirsin? Ben kendim oy, ben de birinci dönem ben de. Yetkili olsa ne yaparsın? Birinci dönem oy vermiş bir insanım bak. Tamam.
Ben de AK Parti'ye oy vermiyorum. Ben çünkü körü körüne bir siyasi partiyi savunmam. Ben iyi yaşamak. Bildiğimi açıklıyorum işte. Ya açıkça iyi yaşamak istiyorum. Nasıl? Abi gel buraya. Soğan patates kuyruğuna soktu bizi. Ekonomi düzelecekti. Dolar düşecekti. Petrol düşecekti. Nerede bunlar? Nasıl? Abi gel. Doğru söylüyorum. Doğru söylüyorum da. Ben iyi yaşamak istiyorum. Bir gel bir bak bakalım kardeşim kaç tane işsiz var. Üniversite bitirmiş. O ya ben de arkadaşım satılan fabrikaları ben mi sattım? Satılan fabrikaları ben mi sattım? Ben mi sattım fabrikaları? Bu kadar ki şimdi bu tiyatro meselesine ki bu kadar takıntı yaptılar ya. Tamam bu olayı ben doğruluğun şeyini tartışmıyorum. Ama bu insanlar bak bizim Kürt kardeşleri Alevi, Sünni böyle şeyler yapmıyorum. Çünkü biz bugün Diyarbakırlısı Karadeniz'e kız vermiş, Karadenizli Van'a kız vermiş. Biz et tırnak gibi kardeşiz. Şimdi bunlar AKP'ye oy verdiği zaman milliyetçi, başka partiye oy verdiği zaman terörist. Ayrım. Teşekkür ederim. Arkadaş. İkinci bir konu. Şeyin kongresinde, AKP'nin kongresinde Barzani'ye, Türkiye Selin'e gurur duyan insanlar o tepkiyi niye o zaman göstermediler? Acaba da bugün hemen İmamoğlu'nun eşi oraya gittiği zaman alkışlıyorlar böyle yapıldı diye. Evet, teröristlerin ayağına hakim savcı gönderilirken bu insanlar neredeydi? Niye o zaman karşı çıkmıyorlardı? Aynen. Çok teşekkür